Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Umarım sağlığınız yerindedir. Esen arkadaşlar matematik konu anlatımıza devam ediyoruz. Permütasyon konusunun ikinci videosuna geldik. Bir tane yoruma denk geldim. Hocam permütasyon biraz sanki ezber gidiyormuşum gibi hissediyorum demiş. Yani arkadaşlar yani kusura bakmayın da gerçekten size şunu söyleyeyim. Gidin başka yerlerde görünse sevgili arkadaşlar. Permütasyonla ilgili bu kadar soru çözülmüyor. Ben var ya gerçekten başarılı olun diye kendimi perişan etmişim. Permütasyonla ilgili... Yani aslında 50 tane soru yazarsın. Tamam arkadaşlar. Hızlı bir şekilde anlatıp geçersin. Kim çalışmış, kim çalışmış umurunda olmaması gerekiyor. Ama ben bir eğitimci olarak senin iyiliğini istiyorum. Diyorum ki bak notlarını al. Yazarak çalış. Sonuna kadar mücadeleni ver. Burada senin için hizmet eden, senin başarını isteyen, gerçekten senin için kendini perişan eden bir öğretmen var burada. He Bak bir yere gitmiyorsun abi. permütasyon konusu bırakamazsın abi. Ben bak seni bırakmıyorum. Valla bir yere gitmiyorsun. permütasyon konusunu perişan edeceğiz seninle beraber. Neyse arkadaşlar permütasyon konusunun ikinci videosundayız. Hazırsanız başlıyoruz. 25. soruda kalmıştık sevgili arkadaşlar. ikinci videomuzdayız. Başlıyorum. Kümesinin elemanlarını kullanarak 3 basamaklı kaç farklı doğal sayı yazılabilir? Bakın bu kümenin elemanlarını kullanacakmışız. Kaç basamaklı? Vallahi 1, 2, 3 basamaklı doğal sayılar yazacakmışım. E başlıyorum arkadaşlar. Yüzler basamağını ne yazabilirim? Valla bunların hepsini yazabilirim. Yani burada 6 tane rakam var. Buraya 6 farklı seçenek akım var. Onlar basamağına ne yazabilirim? Ya 1'i ya 2'yi ya 3'ü ya 4'ü ya 5'i 6. 6 farklı seçenek akım var. Birler basamağına ne kullanabilirim? Ya 1'i kullanacağım ya 2'yi ya 3'ü ya 4'ü ya 5'i ya 6. 6 farklı seçenek akım var. Görev vardı. Görev ne? 3 basamaklı doğal sayılar oluşturmak. Bu kümenin elemanlarını kullanacakmışız. E görev bitene kadar çarpıyoruz. Rakamlar farklı dememiş. He valla. Evet çarpın bakalım. 6 Alt kere 6 36. 36'yı 6 ile çarpın 216. Değil mi arkadaşlar? Bakın 36 çarpı 6. Evet 216 oluyor cevabımız Edirne. Kümesinin elemanlarını kullanarak rakamları birbirinden farklı. Ey, bakın bu ile bu arasındaki fark ne? Burada rakamları birbirinden farklı diyor. 3 basamaklı kaç farklı doğal sayı yazılabilir? 1, 2, 3. Şimdi arkadaşlar bakın çok basit düşünün. Ha. Buraya ne yazabilirim? Vallahi 1'den 6'ya kadar olan her şeyi yazabilirim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani 6 farklı sayı yazabilirim. Onlar basamağına. Arkadaşlar onlar basamağına normalde 1, 2, 6'ya kadar doğal sayılar yazabiliyordum. E bir tanesini buraya kullandım. Rakamları farklı diyorsa onu kullanmayacağıma göre. Yani bir tanesini kullandık. Diyelim ki biri kullandım buraya. O zaman geriye kaldı 5 tane. 5 tanesini buraya kullanacağız. Buraya Arkadaşlar buraya normalde 1, 2, 6'ya kadar olan 6 tane rakam yazabiliyordum. Bir tanesini başa bir tanesini ortaya kullan. Yani 2 tanesini kullandım. 6 tanesinden 2 tanesini kullanmışsanız geriye 4 tane yazabilirsiniz buraya. E çarpın bunu. 6 kere 5 30 çarpı 4. Valla cevap 120'dir. Kendimize kef ediyoruz. Ne güzel bir konudur. Ne güzel bir konudur. Ne güzel bir konudur. Kümesinin elemanları kullanılarak rakamları birbirinden farklı. 3 basamaklı kaç farklı tek doğal sayı yazılabilir? Şimdi bir şart varsa arkadaşlar şartları göz önünde bulundurmak zorundasınız. Mesela burada diyor ki rakamları da birbirinden farklı olsun ama tek olsun. E tek diyorsa sevgili arkadaşlar buraya ne gelebilir? Bu kümenin elemanlarından tek olanlar bir 1 var, bir 3 var, bir de 5 var. Yani buraya ya 1 gelecek, ya 3 gelecek, ya da 5 gelecek. Yani 3 farklı seçenek hakkım var. Değil mi arkadaşlar? Bakın ABC 3 basamaklı bir doğal sayının tek olması için son basaman tek olması gerekiyor. Şimdi e buraya sevgili arkadaşlar bakın şuraya normalde 1 2 3 4 5 6 bu kümenin tüm elemanları gelebiliyordu. E rakamları birbirinden farklı diyor. Bir tanesini buraya kullandık. O yüzden bu 6 tanesinden bir tanesini buraya kullanmışsak geriye 5 tane kullanma hakkım var. Buraya 5 farklı rakam gelebilir. Ortaya arkadaşlar ortaya normalde 1 2 3 4 5 6 bu kümenin elemanları 6 farklı seçenek hakkım vardı. Rakamları birbirinden farklı diyor. Bu 6 tanesinden bir tanesini başa bir tanesini sona kullandık. Yani 2 tane rakamı kullandık. 2 tane rakamı kullanmışsak o zaman geriye kaldı. 6'dan 4 çıkarın. 6'dan 2 çıkarın. Buraya farklı seçenek akım var. 5 kere 4 20 çarpı 3 cevabımız 60'tır diyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi kümesinin elemanlarını kullanarak Rakamları birbirinden farklı, 3 basamaklı kaç farklı çift sayı yazılabilir? 1, 2, 3 basamaklı doğal sayılar yazacağız. Şartları göz önünde bulunduruyoruz her zaman. Çift diyorsa buraya e, bu kümen elemanlarında çift olanlar 2, 4, 6 var. Ya 2 gelecek ya 4 gelecek ya da 6 gelecek buraya çift olabilmesi için. Arkadaşlar ABC 3 basamaklı doğal sayının çift olması için son basamanın çift olması gerekiyor. Yani buraya 3 farklı seçenek hakkım var. E buraya arkadaşlar normalde 6 tane yazabiliyorduk. Bu 6 tanesinden bir tanesini sona kullandık. Buraya 5 farklı seçenek akım vardı. Hadi tek tek yazmayacağım buraya. Buraya normalde 6 farklı seçenek akım vardı. Bir tanesini başa bir tanesini sona kullandık. Bu rakamlardan 2 tanesini kullandık. Tamam sevgili arkadaşlar diyelim ki şu ikisini kullandık. O zaman geriye kaldı. 4 farklı seçenek hakkım var. Bunların çarpımı cevaptır. 5 kere 4 20. 20'yi 3 ile çarpın. E, bu biraz zor. Cevabımız 60 arkadaşlar. Cevabımız Edirne olacaktır. Evet, devamke, devamke, devamke. Kümesinin elemanları kullanılarak rakamları birbirinden farklı üç basamaklı çift doğal sayılardan kaç tanesi 400'den büyüktür? Şimdi sevgili arkadaşlar, bu soruyu o kadar mükemmel bir şekilde notlarınızı almalısınız ki hata yapmayasınız. Çünkü çok tehlikeli bir sorudur. Arkadaşlar bir soruda rakamları farklı diyorsa iki farklı şart da vermiş ya. Burada ortak olanlar var mı yok mu dikkat edeceğiz. Ne demek istiyorum? Bakın ne demek istiyorum? 1, 2, 3 basamaklı doğal sayılar yazmamızı istiyor değil mi? Evet. Ne diyor sevgili arkadaşlar? İlk önce çift olmasını istiyor. E burada bu kümenin elemanlarını kullanacağız. Çift olanlar 2, 4, 6'dır. Yani buraya 2, 4 ya da 6 gelebilir. Değil mi sevgili arkadaşlar? Evet. 400'den büyük olabilmesi için Buraya arkadaşlar 4, 5, 6 yazabiliriz. Yani ilk basamağı ya 4 yazacağız ya 5 yazacağız ya da 6 yazacağız. Hocam 4 yazamayız 400'den büyük olamayız. Arkadaşlar 4 yazdığınız zaman mesela başa 4 yazdığınız zaman ABC 3 basamak doğal sayı ya. 4 yazdığınız zaman buraya 1 falan yazacaksınız. Yani 400'den her türlü büyük olur tamam mı? Şimdi buraya lütfen dikkat edin. Eğer bir soruda rakamları farklı diyorsa bu şartlardan ortak olmayan elemanlar varsa ortak olmayanı ayrı incelemek zorundayız. Ne demek istiyorum? İzleyin sevgili arkadaşlar. Burada mesela arkadaşlar 4 ve 6 var. Burada da 4 ve 6 var. O zaman buradaki 2'yi ayrı incelemek zorundayız sevgili arkadaşlar. Ne yazık ki böyle. He vallahi. Ne demek istiyorum? İzleyin. 1, 2, 3 basamaklı doğal sayılar yazıyorum. 1, 2, 3 basamaklı doğal sayılar yazıyorum. Diyorum ki buraya sadece 2 yazılırsa ne olur? Tabi buraya ne gelecek? 4, 5, 6 gelecek arkadaşlar. Ve de buraya çift olması için bir de 4 ve 6 gelebilir değil mi sevgili arkadaşlar? Tabi buraya da ne gelecek? 4, 5, 6. Sona baktım sevgili arkadaşlar. Ortak olmayan bir eleman var. Bunu ayrı incelemek zorundayım. Çift olabilmesi için son, son basamak 2, 4, 6 olmalı. Evvalla. Bakın 2'yi ayrı inceliyorum çünkü arkadaşlar burada ortak olmayanlar var. Eğer biz direkt böyle gidersek hata yapmış oluruz. Bu şekilde gitmek zorundayız. 4 ve 6 için de ayrı incelemek zorundayım. Yani diyorum ki evet 400'den büyük olması için ilk basamak 4 5 6 olmalı. İlk basamak 4 5 6 olmalı. Son basamak çift olması için son basamak ya 2 olmalı veya veya 4 6 olmalı çift olabilmesi için. Neden 2'yi ayrı inceliyorum? Çünkü arkadaşlar eğer buna göre gitseydim Rakamları farklı diyor. Ben diyecektim ki buraya 3 farklı değer gelebilir. Şimdi buraya eğer 2'yi kullanmışsam, e bunlardan üçünü de kullanabilirim. Ama eğer burada 4 ve 6'yı kullansaydım buraya sadece 2 yazacaktım. Kargasa çıktığı için, kargasa çıktığı için burada ortak olmayanı ayrı durumda inceliyoruz. Eğer ben 2'yi kullanırsam o zaman bunların hepsini de kullanabilirim buraya. Eğer 2'yi kullanmamışsam o zaman bunlardan bir tanesini kullanmayacağım buraya. Mantığını anladınız mı? Evet. Rakamları farklı diyorsa ortak olmayan elemanı ayrı incele. Eyvallah. Şimdi gelin çözelim sevgili arkadaşlar. 400'den büyük çift yani buraya yazacağım bütün sayılar 400'den büyük 2 ile biten yani çift sayılardır. E buraya 3 farklı sayı yazabilirim. Buraya 1 sayı yazabilirim ya da şöyle gidelim. Buraya sadece 2'yi yazabilirim sevgili arkadaşlar. Yani ABC 3 basamak doğal sayılar yazıyorum. Son basamağı 2 olan sayılar. Buraya 1 seçenek akım var. E 2 burada yok sevgili arkadaşlar. Bu 3'ünü de buraya getirebilirim. E buraya sevgili arkadaşlar normalde bakın bu 6 rakamdan 6'sını da getirebilirdim. 6. Bir tanesini başa kullandım. Kullanmayacağım. Bir tanesini de gördüm. Sona kullanmışım. Geriye 4 farklı seçenek hakkım vardı. Buraya 4 yazacağım. Görevim bitene kadar da çarpıyorum. 3 kere 4. 12. Çarpı 1. 12. Buraya da sonu 2 ile biten. Sonu 2 ile biten. 400'den büyük 12 tane sayı var. 3 basamaklı sayı var. Veya yeni bir göreve başladım. Sonu 4 ile 6 ile biten çift sayılara bakacağım. Arkadaşlar buraya 2 farklı seçenek hakkım var görüyorsunuz. E bunlar ortağı burada yani aynısı burada. Bunlardan bir tanesini buraya kullanmışsan kullanmıyor Örneğin 4'ü buraya kullandınız artık 4'ü başa kullanamazsınız. Geriye iki farklı seçenek hakkım var. Normalde ortaya 6 sayı gelebilir. 6 sayıdan bir tanesini başa bir tanesini sona kullandım. 2 tanesini kullandım. 6 tanesinden 2 tanesini kullandıysam geriye 4 tane kaldı. Buraya da 4 sayı gelebilir. 2 kere 4 8. 8 kere 2 valla 16. Evet. Tamam. Demek ki 16 tane sayı da var ki sonu 4 veya 6 ile biten 400'den büyük doğal sayılar. Veya bağlacı var sevgili arkadaşlar topluyoruz. 12 ile 16'nın toplamı valla 28. Cevabımız Ceyhan diyoruz hemen bu soruya baktık. Kümesin elemanları kullanılarak 4 basamaklı kaç farklı doğal sayı yazılabilir? Eğer rakamları farklı diyorsa bunlara dikkat ediyoruz arkadaşlar. Rakamları farklı demiyorsa valla kendimize kef ediyoruz. He valla. Şimdi 4 basamaklı doğal sayılar yazmak istiyoruz. 1, 2, 3, 4, ele koştur, ele koştur, ele koştur, kemze kef ediyoruz. E başa arkadaşlar sıfır hariç bunların hepsi gelebilir. rakamlarda farklı demiyorsa vallahi özgürsünüz. He valla. Yani 6 tane rakam buraya yazabilirim. Sıfır değil yani 1, 2, 3, 6'ya kadar yolu var. He valla. Buraya sıfır da gelebilir. Hepsini de yazabilirim. Bakın sıfırdan 6'ya kadar 7 tane rakamın hepsi buraya gelebilir. E buraya arkadaşlar onlar basamağına vallahi hepsini de kullanabilirim. 7. Birler basamağına valla sıfır da gelir, bir de gelir, iki de, üç de, dört de, altı da, yedi her şey buraya gelebilir. Yedi tane rakam da yazabilirim. Bunların çarpımı cevaptır sevgili arkadaşlar. Altı çarpı, bakın yedinin küpükü geldi burada değil mi? Yedi çarpı, yedi çarpı, yedi, yedinin küpü. Böyle bir şey var mı? Olmaz mı? Sınav kazanacağız. Kümesinin elemanları kullanılarak üç basamaklı kaç farklı tek doğal sayı yazılabilir? Siz sevgili arkadaşlar bakın şu sizin kafanızı karıştırmış olabilir bu 29. örnek. Hocam neden ayrı durumda inceledik? Arkadaşlar sorularda eğer rakamları birbirinden farklı diyorsa ve de sondaki ile baştakine bakın arkadaşlar ortak olmayan eleman varsa ayrı durumda incelenir. Zaten mantığını da size anlattım sevgili arkadaşlar. Ama burada rakamları birbirinden farklı dememiş ki. Direkt yazın gitsin. 1, 2, 3 basamaklı doğal sayılar yazmamızı istiyor. He valla. Ama tek doğal sayılar. He. O zaman tek diyorsa son basamağı yani 1, 3, 5 gelebilir. Buraya 1, 3 ya da 5 gelecek. Yani 3 farklı seçenek hakkım var. E buraya sıfır hariç her şey gelebilir. 3 basamaklı bir doğal sayınız e, e, arkadaşlar 3 basamaklı olması için bakın 3 basamaklı demiş. Başa sıfır yazılmaz. E valla. Yani buraya ne yazabiliriz o zaman? Şunların hepsini yazabiliriz. 1, 2, 3, 6'ya kadar yazabiliriz. 6 farklı seçenek akım var. E tek e, rakamları farklı da demediği için valla özgürüm. Buraya hocam valla 0 gelebilir, 1 gelebilir, 2 gelebilir, 3 gelebilir, 4 gelebilir, 5 gelebilir, 6 gelebilir. Bu kümenin tüm elemanları gelebilir. Yani 7 farklı sayı yazabiliriz. 0'dan 6'ya 7 tane rakam vardı değil mi? Sayın 7. Çarpın bunları. 6 kere 7, 42. 42'yi 3 ile çarpsak 126. Cevabımız Bursa. Kümesin elemanları kullanılarak 3 basamaklı kaç farklı çift sayı yazılabilir? Rakamlar farklı dememiş. O zaman o durum morum hiç benim ilgilendirmez? Özgürüm. 3 tane çizgi çekiyorum. 3 basamaklı dediği için. Çift olması için çift sayılardan 0, 2, 4, 6 var bu kümede. 0, 2, 4, 6 var. Yani buraya 4 farklı seçenek akım var değil mi? 1, 2, 3, 4. E Şimdi arkadaşlar başta 0 hariç her şey gelebilir. 6 tane rakamdan 6'sı da gelebilir. Rakamlar farklı da dememiş. E ortaya arkadaşlar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu kümenin tüm elemanları gelebilir. He vallahi. 0'dan 6'ya kadar 7 tane rakam var. 7'si de gelebilir. Görevim bitene kadar çarpıyorum. 6 kere 7. Vallahi 42. 42'yi orada çarp. 168. Var mı şıklarda? vallahi var. İşlemesin rakamları kullanarak rakamları birbirinden farklı işte burada dikkat ediyorsun. Üç basamaklı kaç farklı doğal sayı yazılabilir? Şimdi 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 1 2 3 güzel. Arkadaşlar bakın. Burada zaten bir tane şart var. Yani demiyor tek olsun, çift olsun, dört yüzden büyük olsun, küçük olsun falan dememiş. Sadece üç basamaklı, rakamları farklı kaç tane doğal sayı yazılabilir? E şimdi başa bu bunlar gelir değil mi arkadaşlar? Bakın 1 2 3 4 5 6. Yani başına 6 tane sayı yazabilirsiniz. Eyvallah. Buraya normalde 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6'nın hepsini kullanabiliriz. Yani onlar basamağı nasıl arkadaşlar? Normalde görün 7 tane rakam kullanabiliyorum. Öyle değil mi? 0'dan 6'ya kadar 7 tane rakam var. Şunlar. 7 tane. Sayın 7. Bu 7 tanesinden bir tanesini başa kullandık. Geriye kaldı 6 tane. Mesela diyelim biri buraya kullandınız arkadaşlar. O zaman biri buraya kullanamazsınız. 7, 7 tane rakamdan bir tanesini kullanmışsam geriye 6 tane kaldı. Benzer şekilde sevgili arkadaşlar buraya normalde 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 tane rakam buraya kullanabilirim. Bu kümenin elemanlarından. Bir tanesini başa kullandım. Bir tanesini ortaya kullandım. Geriye 7'den 2 tanesini çıkarın. Geriye 5 tane buraya kullanabilirim. Bunların çarpımı vallahi cevaptır. 6 kere 6, 36. 5 ile çarpın 180. Tamam sevgili arkadaşlar. Kümesin elemanları kullanarak rakamlar birbirinden farklı 3 basamaklı kaç farklı tek doğal sayı yazılabilir 1 2 3 basamaklı Şimdi tek olması için mücadele verelim Vallahi tek olması için buraya ya 1 gelecek ya 3 gelecek ya da 5 gelecek bu kümenin elemanlarından ee, Evet Şimdi bazıları arkadaşlar rakamları farklı diyorsa biraz da dikkat ediyoruz ayrı durumdan inceleyecek miyiz incelemeyecek miyiz Mesela ben burada bir yazayım. Neden ayrı durumda incelemeyeceğimi göstereceğim. Buraya sıfır hariç her şey gelebilir. 1, 2, değil mi arkadaşlar? Şöyle yazayım isterseniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani hepsi gelebilir. Şimdi rakamları farklı diyorsa biraz dikkat ediyoruz. Acaba ayrı durumda inceliyor muyum? Bakın burada ne var? 1, 3, 5 var. E burada da arkadaşlar 1, 3, 5 var. O zaman ayrı durumda incelemenize gerek yok. Eyvallah. Çünkü burada olan her şey burada da var. Mesela bunlardan bir tanesini buraya kullandık. O zaman burada kullanmayacağız. Tamam mı? Çok güzel. Şimdi başlıyorum görevime. Neymiş rakamları farklı? 3 basamaklı tek doğal sayıları yazacağım. Tek olması için 1, 3, 5 gelecek. Yani buraya 3 farklı seçenek hakkım var. E buraya da arkadaşlar normalde 6 farklı seçenek akım var. 0 hariç her şeyi yazabiliyordum buraya. E bir tanesini sona kullandım. Bu kullandığım kullandıklarından bir... Diyelim ki biri buraya kullandınız. O zaman 6'dan bir tanesini çıkarın. Buraya 5 farklı seçenek hakkım kaldı. E buraya normalde bu kümenin tüm elemanları gelebiliyordu. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani 7 tane rakam yazabiliyordum buradan değil mi? 0'dan 6'ya kadar 7 tane rakam. 7 tane rakamdan bir tanesini başa bir tanesini sona yazdım. 7'den 2 çıkarın geriye 5 tane seçenek akım kaldı. 5 kere 5 25. 3 ile çarpın 75 cevaptır cevabımız Bursa. Şimdi arkadaşlar bakın şu tek demiş ya şu 34. soruyla 35. soruya lütfen dikkat edin bu soruyu neden ayrı durumda inceleyeceğim ona dikkat edin. Kümesin elemanları kullanılarak rakamlar birbirinden farklı. Hmm, dikkat ediyoruz. Bakalım ayrı durum var mı? 3 basamaklı kaç farklı çift doğal sayı yazılabilir? Bir kere bakın 1, 2, 3 basamaklı doğal sayılar yazmamızı istiyorlar. Bir de çift olmasını istiyor. Şimdi çift olmasını istiyorsa sona bakın 0, 2, 4, 6'yı yazma. Normalde buraya 0, 2, 4, 6 yazmam lazım son basamak çift olması için. E başa arkadaşlar 0 hariç her şeyi yazabiliriz. Yani başına 1, 2, 3, 4, 5, 6 her şeyi yazabiliriz. Rakamları farklı diyor. Şimdi dikkat edin. Burada arkadaşlar bakın. 2, 4, 6 var. Burada da 2, 4, 6 var. Ama 0 valla yok burada. O zaman 0'ı acilen ayrı inceliyoruz sevgili arkadaşlar. Yani bu 0'ı ayrı incelemek zorundayız. Hocam bunun mantığı ne? Bak ben sana mantığını anlatıyorum. Eğer böyle gidersek ne ile karşılaşırız? Diyeceğim ki ben buraya 4 farklı rakam kullandım. Güzel. E bunlardan arkadaşlar e buraya 6 tane rakam kullanmışım. Buraya 5 mi yazacağım? Valla bilmiyorum ki. Eğer 0'ı buraya kullanmışsanız e 0 zaten buraya gelmiyordu. Buraya 6 yazacağım o zaman. 6 tane gelebilir. Eğer 0 değil 2, 4, 6'dan birini kullanmışsanız o zaman 2, 4, 6'yı buraya kullanmayacağım. E buraya 5 yazacağım. E buraya 5 mi yazacağım? 6 mı yazacağım? Bilmiyorum. İşte burada kargaşa çıktığı için şu ayrı olanı ayrı inceliyorsunuz. Yani ortak olmayanı ayrı inceliyorsunuz. Bunu da umarım mantığını size anlatmışımdır arkadaşlar. Zor düşünmeyin lütfen. Sizden rica ediyorum. O zaman arkadaşlar diyorum ki şöyle 3 basamaklı doğal sayılar yazıyorum 3 basamaklı doğal sayılar yazacağım bu 3 basamaklı doğal sayılardan sonu tabi çift sayılar yazıyorum sonu 0 ile biten çift sayıları ayrı inceleyeceğim sonu 2 4 6 ile biten çift sayıları da ince, ayrı inceleyeceğim tabi araya da arkadaşlar veya bağlacı geliyor. O zaman arkadaşlar bakın başa normalde 1, 2, 3, 4, 5, 6 hepsi gelebilir 0 hariç. 0 buraya sadece bir tane rakam yazacağız. Demek ki 0 yazacağız. E arkadaşlar buraya zaten 0 yok. Yani 6 tanesini de kullanabiliriz. Değil mi arkadaşlar? 0'ı zaten başa kullanmıyoruz. 6'dan 6'sını da kullanabiliriz. E ortaya bakın sevgili arkadaşlar normalde 0, 1, 2, 6'ya kadar 7 tane rakam gelebiliyordu. 7 tane rakamdan bir tanesini başa bir tanesini sona 2 tane kısmını kullandım. 7'den 2'yi çıkarın buraya 5 tane hakim kaldı. E, sonu sıfırla biten kaç tane 3 basamaklı doğal sayı var? 6 kere 5, 30. 1 ile çarpın 30. 30 tane geldi. Bakın araya veya bağlacı geliyor. Arkadaşlar yani şöyle düşünün. ABC 3 basamaklı doğal sayılar yazıyorum ya sonu sıfırla biten 30 tane var. Şimdi hangilerini inceliyorum? Sonu 2 veya 4 ile bitenleri inceliyorum. Bakalım onlardan kaç tane var? E, buraya arkadaşlar bakın buraya normalde 1, 2, 3, 4, 5, 6 gelebilir. Buraya 3 farklı sayı gelebilir. E bunlardan bir tanesini arkadaşlar kullandığımız zaman mesela 2'yi kullandığımız zaman 2'yi artık buraya kullanamayız. Bu 6 tanesinden bir tanesini sona kullandık. Yani geriye 6'dan 1 çıkarın 5 tane kaldı. E buraya arkadaşlar 0, 1, 2, 6'ya kadar 7 tane rakam var 0, 6'ya kadar. 7 tane rakamdan bir tanesini başa bir tanesini kaça kullandık. 7'den 2'yi çıkarın 5 tane gelebilir. 5 kere 5 25 çarpı 3 75 tane sayı var. Bu 75 sayı ne? Sonu 2 ve 4 ile bitenler. Neden topluyoruz arkadaşlar? Veya bağlacı var toplayacağız. Ne? Cevabımız 105. Hocam neden topluyoruz? Arkadaşlar sonu 0 ile biten 30 tane var. Sonu 2 ile 4 ile biten 75 tane var. E toplayacağız. Kaç tane oldu çift sayı? Topla. Evet sen çok zor düşünüyorsun ha böyle olmaz vallahi beni üzüyorsun. Kümesinin elemanları kullanarak rakamları birbirinden farklı. Rakamlar birbirinden farklı diyorsa dikkat et. 5 ile bölünebilen 4 basamaklı kaç farklı doğal sayı var? İlk önce şöyle uzun uzun kendi çizgilerinizi çekin. Bakalım rakamlar birbirinden farklı diyor. Acaba ayrı durumda inceleyecek miyiz? Şimdi 5 ile bölünebilsin diyor. E 5 ile bölünebilme kuralı son basamak ya 0 olacak ya da 5 beş olacak. 5 ile bölünebilmesi için. E başa da arkadaşlar 0 gelmiyordu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani bunların hepsi gelebilir ilk basamağa. Şimdi bakıyorum. E rakamları birbirinden farklı diyor. Acaba ayrı durumda inceleyecek miyim? E bakıyorum 5 burada var, burada yok. ve burada da var. Ama 0 burada var, burada yok. Şimdi sıfırı ayrı incelemek zorundayım. Tekrar mantığını sana anlatacağım. Sen yeter gider çalış. Yani ben kendimi perişan etmişim boğazım patladı. Şimdi hocam neden sıfır, sıfırı ayrı incelemeyi? Sana diyorum. Diyorum ki rakamlar birbirinden farklı. Sen böyle gidersen e buraya iki farklı sayı yazacaksın. Sonra buraya geleceksin. E şimdi buraya 5 mi kullandık 0'ı mı kullandık bilmiyoruz. Eğer 5'i kullanmışsak buraya 5 yazacağım. Çünkü 5'i kullanmayacağım. 5 farklı sayı kaldı. E eğer 0'ı buraya kullanmışsam 0'ı buraya kullanmışsam o zaman 0 zaten buraya buraya 6 yazacağım. Şimdi buraya 5 mi yazacağım 6 mi yazacağım bir kargasa çıktığı için 0'ı ayrı inceliyorum. Anlaştık mı? Ya sana zahmet kurban olayım sana. Lütfen basit düşün. Yemin ediyorum kendi perişan ettin ha. Basit düşünürsen yaparsın bu işi yani zor düşünme. Şimdi gel Bakalım nedir ne değil. Diyorum ki sonu sıfırla biten 5 ile bölünebilen sayılar sonu sıfırla biten kaç tane var? Sonu 5 biten kaç tane var? Şimdi başlıyorum. Sonu sıfır şu an arkadaşlar 3 basamaklı doğal sayıları inceliyorum. Eyvah eyvah 4 basamaklı demiş tamam. 4 basamaklı arkadaşlar. Vey, ey, sen beni mahvetmişsin yemin ediyorum. 4 basamaklı demiş. Arkadaşlar 4 basamaklı demiş. Yani buraya bir tane daha ekleyin tamam mı? Yani neden ayrı iki farklı durumda inceleyeceğimizi anlattım. Yani burası 4 basamaklıymış. Fark etmez. Ortaları önemli değil. Baş ve son önemli. Tamam mı? Çok güzel. Yani iki farklı durumda inceleyeceğimizi gördüm. 1, 2, 3, 4 basamaklı. E, sonu 0 ile biten 4 basamaklılar. Bir de sonu 5 ile biten 4 basamakları ayrı inceleyeceğim. Şimdi düşünüyorum sonu sıfırla biten yani şu an 3 basamaklı 4 e, basamaklı doğal sayılardan sonu sıfırla biten kaç tane var? Bir de sonu 5 ile biten kaç tane var? Arkadaşlar buraya sıfır bir tane yazdım. E buraya zaten kümenin elemanları bakın 0 zaten başa gelmiyordu. Yani bu 6 tane rakamdan 6'sı da buraya gelebilir. E, ortaya bakın sevgili arkadaşlar. Buraya normalde 0, 1, 2, nokta, 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 6. 7 tane rakam gelebiliyordu. 0'dan 6'ya kadar 7 tane rakam var. Bu 7 rakamdan bir tanesini başa, bir tanesini sona kullandık. 7'den 2'yi çıkarın. Buraya 5 tane sayı gelebilir. Benzer şekilde buraya 0 1 2 7'ye 6'ya kadar 7 tane rakam gelebiliyordu. Bu 7 tane rakamdan bir tanesini buraya, bir tanesini buraya, bir tanesini buraya, 3 tanesini kullandım. 7'den 3 çıkarın, buraya 4 tane yazabilirim. O zaman 6 kere 5, 30. 30'u 4 ile çarpın, 120 çarpı 1, 120. Sonu 0 ile biten 120 tane 4 basamaklı doğal sayılar var ki bunlar 5 ile tam bölünebiliyor. Ve rakamları da farklıdır. Buraya geldik. Sonu 5 ile biten, buraya bir, bir tane sayı gelecek. E buraya normalde 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6 geliyordu. 5'i buraya kullandım, buraya kullanamam. Rakamları farklı diyor. 6 tanesinden bir tanesini kullanamam, 5 tane kaldı. Benzer şekilde arkadaşlar bakın. Artık ben bunları tek tek yazmayacağım. Burada 7 tane rakam var. Bu 7 tane rakamın hepsini buraya yazabiliyorduk. 7 tane rakamdan bir tanesini başa, bir tanesini sona kullandık. 7'den 2 çıkarın, buraya 5 tane kaldı. Benzer şekilde Burada 7 tane rakam var hepsini buraya yazabiliyordum onlar basamağına. Bir tanesini kullandım. Bir tanesini buraya kullandım. Bir tanesini de sona kullandım. 3 tane kullandım. 7'den 3 çıkarın buraya 4 farklı seçenek akım kaldı. 5 kere 5 25. 4 ile çarp 100. 1 ile çarp 100 tane sayı var ki sonu 5 ile bitiyor. O zaman kaç oldu? 120 ile 100'ün toplamı 220 oldu. Yani cevabımız Ceyhan olacaktır. Kümesinin elemanları kullanılarak rakamları birbirinden farklı. 5 ile bölünebilen 3. 3 basamaklı doğal sayılardan kaç tanesi 300'den büyüktür? Be'yi. Şimdi bakalım. 1, 2, 3 basamaklı değil mi? Bakalım kaç basamaklı? 3 basamaklı. Güzel. Tek tek gidiyorum sevgili arkadaşlar. Bakalım nedir ne değil. Bir kere 5'e tam bölünebilecek. Yani son basamak ya 0 olacak ya da 5 olacak değil mi arkadaşlar? 5 ile tam bölünebilmesi için son basamak 0 ve 5 olanlar 5'e tam bölünüyordu. E başa arkadaşlar bakın bir de 300'den büyük demiş. 300'den büyük olması için ilk basamağı ya 3 yazacağım ya 4 yazacağım ya 5 yazacağım ya da 6 yazacağım. 300'den büyük olabilmesi için. Öyle, var mı bir sıkıntı? Hayır. Rakamlar birbirinden farklı diyor. Bakalım iki farklı durumda inceleyecek miyim? Bakıyorum 5 burada var, burada da var. E 0 burada var, burada yok. O zaman kesinlikle iki farklı durumda inceliyorum. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bu iki farklı durum ne? Valla ele koştur, ele koştur. Sonu sıfırla bitenleri buraya yazacağız. Sonu 5 ile bitenleri buraya yazacağız. Nihayetinde 5 tam bölünebilmesi için sonu 0 veya 5 olmalı. Sonu sıfırla biten kaç tane sayı var? Bir kere 300'de, 300'den de büyük olmalı ha. Yani buraya arkadaşlar 3, 4, 5, 6 yazabilirim en fazla. Benzer şekilde burası da 3, 4, 5, 6 yazabilirim. Şimdi 0 buraya bir tane seçenek akım var. E arkadaşlar sıfırı zaten başa yazmıyordum. Buraya 1, 2, 3, 4 tane yazabilirim. Rakamlarda farklı oluyor. Sıfırı zaten buraya kullanmıyorum. E buraya normalde bakın sıfırdan 6'ya kadar 7 tane rakamın hepsi gelebiliyordu. 7 rakamdan bir tanesini başa bir tanesini sona yani 2 tane kullandım. 7'den 2 çıkarım buraya 5 farklı seçenek hakkım var. O zaman 4 kere 5 20. 20 tane sayı var ki sonu sıfırla bitiyor ve aynı zamanda 300'den büyüktür. Veya Sonu 5 ile bitenlere bakıyorum. V olunca toplamanın manasını anladınız zaten. Buraya bir tane seçenek hakkım var 5 gelse. 5'i e başta kullanmışsam artık e, sonda kullanmışsam başa kullanamam. Rakamları farklı diyor. 1, 2, 3 seçenek hakkım var buraya. Neden 3, 4, 5, 6 demiştik? 300'den büyük olması için güzel. E buraya arkadaşlar normalde 7 tane rakam. Bir tanesini başa bir tanesini sonra 2 tane kullandık. 7'den 2 çıkarın geriye 5 farklı seçenek hakkım kaldı. 3 kere 5, 15. 1 ile çarp valla 15 e, oldu. 20 ile 15'in toplamı 35'tir diyoruz. Cevabımız Edirne ve ikinci videonun da sonuna geldik sevgili arkadaşlar. Evet. E sevgili arkadaşlar, permütasyon konusunun ikinci videosunun sonuna geldik sevgili arkadaşlar. 5 videoyla bitirmeyi planlıyorum. Normalde permütasyon e, konusunu e, önceki yıllarda çok böyle 9-10 videodan bitirmeyi planlıyordum bitiriyordum sevgili arkadaşlar. Bunun nedeni şuydu. Böyle konu e, videolar uzun olsun istemiyordum. Ama gerek yok. Bence 5 videoyla derli toplu gidelim. Daha güzel oluyor. Seviyorum sizi videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız sevinirim sevgili arkadaşlar. Burası gerçekten çok sıcak oldu. Kapı pencereleri açacağım. Birazcık et gitsin buranın. Üçüncü videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.